Teşekkürler Ceyda. Sana da günaydın. İyi hafta sonları iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. E, bugün hemen hemen her gazetede Cornelius haberleri var. E, Trabzonspor etkili hücum hattını bir Santforla taçlandırmak istiyor ki Cornelius daha önce de gündemde olan e, bir isimdi. Hatta İstanbul'da da ben kendi evimin mevkisinde esnafla konuştuğumda ki çok sayıda Trabzonspor taraftarı var yine Erenköy civarında. Dün akşam Trabzonspor taraftarlarında bir kez daha gözlemledim ki Sandford transferi bizim için elzem ve Cornelius ismi belli ki onları çok heyecanlandırıyor. Neler söylersiniz hocam? Yani transferin... E sezon başı yapılan ilk transfer bölümünden sonra evet. e, tabii ki sürekli bir alternatif e, santrofor, e, oynayabilecek santrofor gibi gidip gelen bir takım düşünceler vardı. E, yani Ekuban'ın ayrılışı aslında bu işi birazcık daha e, bence e, çok daha hızlandırdığını düşünüyorum. Aslında Ekuban kalsaydı Ceyda e, belki bu anlamda Koyuta ile beraber... Abdullah Hoca e, yani bu kadar çok fazla bu konuda e, aceleci davranmazdı diye düşünüyorum. E, zaten Ekuban'ın gidişinde de Abdullah Hoca'nın e, yani bu transferde çok sıcak bakmadığını şey, e, yapılanma bir bozulduğu için sıcak bakmadığını ama Ekuban'a saygı duyduğunu e, söylemiştim. E, tabii Cornelius e, aslında bakıldığı zaman transfer dönemindeki e, santrufol olarak Koyuta'dan da e, önce e, konuşulan bir santrofordu. Koyuta tabii ki geçen sene Türkiye Ligi'nde olunca biraz daha kolaylaştırdı. Yani şu an e, 3-4 santrofordan bir tanesi Cornell'in Cornelius. E, tabii ki bunlar birazcık şu an son dönemlerde ekonomik e, bence problemlerden dolayı bu transferler çok gecikiyor. Yine ekonomik sorunlar birazcık daha bu transferi uzatacağını ben düşünüyorum. Ama yani yol kat edildi mi? Evet büyük bir yol kat edildi. Yani büyük bir ihtimalle herhalde bir hafta içerisinde yani bu Santrofor transferi e, Stopper transferiyle beraber e, Trabzonspor için artık yeni bir sezonun başlangıcı olacağını ben bekliyorum. Hocam stoper transferi dediniz. E, molde maçını ile birlikte değerlendirecek olursak eğer. E, Trabzonspor e, aslında oynadığı futbol özellikle hücumdaki aksiyonlarıyla tüm futbol severleri renk ayırt etmeden e, gerçekten bu sene iyi takım olmuş Trabzonspor dedirtti. E, şimdi... Tek e, soru işareti aslında e, sevdiğimiz oyun tarzıdır. Yediğinden fazlasını atmak. E, ama Trabzonspor e, biraz e, tırnak içinde basit goller yedi ve stoper transferinin de yine e, çok çok önemli olduğunu gösterdi mi? Bu anlamda nasıl değerlendirirsiniz? Yo tabii ben stoper eksikliğini veya stoper pozisyondaki oyuncuların e, formsuzluğunu veya Trabzonspor ee, savunma anlamında sadece defansif e, bölgesinin problemli yaşadığını düşüncesine katılmıyorum. Çünkü savunma sonuçta bir bütünün bir parçasıdır savun yani o parçalardan bir tanesi de tabii ki defans bölgesi ama Trabzonspor'un e, yani kendi kalesinde görmüş olduğu pozisyonlara baktığın zaman Ceyda birazcık orta sahaya hızlı geçişten bir molde takımı vardı. Yani orta sahada Trabzonspor'u eksik yakalayan, o geriye dönüşlerde yani bence çok büyük değil ama küçük problemler yaşayan bir Trabzonspor vardı. E, tabii ki savunmayla karşı karşıya kalan pozisyonlardı genelde bir pozisyonlar. Evet yani orada belki Kistoper'in kademe anlamında belki oyuncuların kademe anlamında daha doğru duruşları bence o skorları belki getirmezdi ama ben bunu birazcık olsun takım savunmasına yaymak istiyorum Ceyda. Düzelebilir. Çünkü geçen sene baktığın zaman Trabzonspor'un Abdullah Hoca ile beraber en çok yükselen bölgesi savunma anlamındaki takım oyunuydu. Ee, bence bunu da çok kolay toler edeceklerini ben düşünüyorum. Bu e, bence problem birazcık e, orta saha ve takım savunmasıyla alakalı olduğunu ben düşünüyorum. Edgar'ın, Hugo'nun e, takımın oyunu üzerinde Sadece savunmada değil oyunun hücum bölümünde de çok büyük bir rolleri var ki buna alışmışlar. Ben Abdullah Hoca o bölgeden çok memnun olduğunu düşünüyorum. Ee, çok kolay toler edilebilecek bir bence bir defans problemi yaşıyor sezon başında. Evet aynı zamanda tabii Trabzonspor'da biz yapılacak takviyeleri konuşuyoruz hocam ama sizin söylediğiniz de önemli. Siz Molde maçına baktığınız zaman Süper Lig'e dair Trabzonspor'da eksik gördüğünüz noktalar ya da tam anlamıyla geçen seneden farklı yapması gerekiyordu yaptı dediğiniz noktalar neler hocam? Yani ben tabii sezon başındaki e, bu tip oyunlarda skordan daha çok oyunun e, ne kadar 90 dakikalık bölümün içerisinde doğru kalındığını e, bakarım yani skor 3-3 olmuş yani bana çok fazla bir şey ifade etmez daha sezonun ilk maçında ama içerideki oyun yani özellikle ben tabii ki çok pozisyonlu bir oyun o da bir zevk o da bir keyif ama bakıldığı zaman top Trabzonspor Trabluspor Trabzonspor'un saha içerisinde yapmak istedikleri oyuncuların saha içerisindeki paylaşımları, iletişimleri beni en çok mutlu eden bir görüntüydü çok keyifli bir görüntüydü yani iletişimi çok doğru olan bir saha içi organizasyonu var Sağ içerisinde Apulcan'ın istediği oyunu e, birlikte paylaşan bir oyuncu grubu var. Tempo açısından ben tabii ki bazı oyuncuların belki Türkiye Süper Ligi'nde oyun ritmine ihtiyaçları var. Yani bunlardan biri de e, hamşik olabilir. E, yani diğer oyunculara baktığım zaman ben fiziksel olarak yeterliliklerini çok doğru buldum. Evet yani iki bek nasıl oynar bu sene? Hangi maçlarda hangi oyuncularla oynar Abdullah Hoca? Bu bence birazcık olsun ligin e, sürecinde ve oynayacak olduğu takımlarla da alakalı. Serkan eleştirisi çok oldu tabii ki ilk maça Hı -hı. bakıldığı zaman. Yani gerçekten ben hani Serkan e, neden oynuyor diye sorusu birazcık oyuncuyu e, anlamsızlaştırır, değersizleştirir. Ben buna hiç katılmıyorum. E, bakıldığı zaman gerçekten... Ee, yani profesyonelliği çok genç yaşta olmasına aramak, saha içerisinde çok doğru yapmaya çalışan, futbolcu olma adına çok uğraş veren e, bir oyuncu. Buna da saygı duymak gerekiyor. Yani bu kadar bütünün içerisinde, bu kadar keyifli bir oyun içerisinde bir oyuncuyu bulmak, e, ...bence e, çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Genel olarak bakıldığı zaman evet Trabzonspor iyi bir yolda. İlk maç olmasına rağmen gerçekten belki uzun yıllardır... ...ilk kez böyle çok keyifli bir sezon başı e, başlangıcı yaptı. Bunun da gelişeceğini ben düşünüyorum. E, o yüzden keyifli bir sezon bizi bekliyor gibi düşünüyorum bence Eda. Hocam aynı zamanda bugün Foto gazetesinde haber olarak da yer almış... ...efsaneler buluştu başlığıyla... E, Trabzonspor ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Özkan Sümer'in anısına futbol turnuvası e, gerçekleşti. E, güzel bir, anlamlı bir organizasyon. E, bununla ilgili de hemen e, sizden görüşlerinizi alayım hocam. Evet, e, yani dün seninle de konuşurken Ceyda yanımda, e, sen de muhakkak bilesin. E, Doğe Hasan, Dobi Hasan vardı, Murat Şimşek vardı, küçük Şenol vardı. Ee, İhsan Hoca vardı. Yani e, maça gidiyorduk o, de, o o anda. Çok güzel, çok keyifli bir organizasyon. Yani bakıldığı zaman hepimizi heyecanlandıran, yani dün e, sabahtan akşama kadar beraber olup, na, ay, zamanı nasıl geçtiğini anlayamadığımız e, bir e, kavuşma oldu. Gerçekten büyüklerimizle, küçüklerimizle çok keyifli. Burada Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek gerekiyor. Gerçekten e, hatırlamak, hatırlanmak, e, gerçekten Trabzonspor'un futbol kültürünü Senede de bir olsa bir araya getirmek çok büyük bir organizasyondu. Çok keyifliydi. Bugün ikinci gün e, rövanş maçları, şampiyonluk maçları var, gösteri maçları var. E, bu anlamda çok keyifli geçiyor. E, Ümit abi de burada, Ümit Akkan da evet. burada. E, o, o anlatıyor. Yani Ümit abi de bizim aramızda görüp e, gerçekten dün e, mezgiti de Ümit abiye köfteyle beraber ısmarladık. Ve rahatladığımızı düşünüyorum. Keyifli bir e, bence iki gün yaşıyoruz. Ee, tabii ki daha çok sizleri de aramızda görmeyi çok isterdim.